İlk önce talep kanunu ile başlamak istiyoruz. Talebi bir inceleyelim. Hareketlerinden bahsedelim. Eğri üzerindeki hareket nedir? Sağa ya da sola kayma olayları nelerdir? Esneklikle fiyat tüketim eğrisi arasındaki etkileri nelerdir? Bunları inceleyelim. Ondan sonra arz da denklemine geçeceğiz. Tabii talebi anlatırken arkadaşlarım sizlere esneklikten de bahsedeceğim. Ondan sonra arza geçeceğim. Birçok kitaplarınızda talebin özellikleri, arzın özellikleri, en son esnekliklerden bahsedilmiş. Biz her ikisinde de ayrı ayrı esneklikleri görerek konumuza ilerlemiş olacağız. O zaman ilk konuyla birlikte başlayalım arkadaşlarım. Arz ve talepten bahsedeceğiz. İlk önce talep analiziyle yola devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi talep analizini iki şekilde incelemek zorundayız. İktisat mikro ve makro olmak üzere ikiye ayrılıyorsa, talebi de biz mikro ve makro olmak üzere ikiye ayırmak zorundayız. Bununla ilgili KPSS'de arkadaşlar gerçekten bir soru çıktı ve onu sizlerle birlikte çözeceğiz. Orada ne demek istediğimizi daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Mikro açısından nedir, makro açısından nedir diye geldiğimizde sevgili arkadaşlarım. Mikro için iktisat neydi? Küçük birimlerle incelenmesiydi. Makro için neydi? Bir bütün olarak ekonomiyi incelemesiydi. Bireyhane ve firmalardan bahsediyorsak, küçük birimlerden bahsediyorsak mikro, ekonomiyi bir bütün olarak inceliyorsa makro demiştik. Aynı şekilde talep analizinde de bu ayrıma gitmiş olacağız. Mikro iktisat analizi dediğimizde, yani talebi mikro açıdan incelediğimizde, bireysel talep eğrilerinden bahsetmiş olacağız arkadaşlarım. Şu mikro iktisat açısından ya bireysel talep eğrisi olarak ya da piyasa talep eğrisi olarak incelemek zorundayız. Bireysel ya da piyasa dememdeki amaç neydi arkadaşlar? Firmalar, bireyler, küçük hane halkları parçalara ayırarak incelenmesi olduğu için bireysel ya da piyasa olarak ikiye ayırmış oluyoruz. Ama makro açısından eğer talebi incelemek istiyorsak sadece ve sadece toplam talep olarak incelemek zorundayız. Bununla ilgili KPSS'de çıkan sorumuza geldiğimizde arkadaşlarım daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi 2007 KPSS yılında çıkmış olan sorumuza şöyle bir bakalım. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasındaki ilişkiyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlarım. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrisi arasında herhangi bir ilişki var mıdır? Piyasa talep eğrisini biz nerede inceliyorduk arkadaşlarım? Mikroda inceliyorduk. Toplam talep eğrisini nerede inceliyorduk sevgili arkadaşlar? Makroda inceliyorduk. Arada herhangi bir bağ var mı? Biri mikro için talep analizi, diğeri makro için talep analizi. O zaman şıklarımıza şimdi gönül rahatlığıyla bakabiliyoruz. E şıkkında talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasında bir ilişki yoktur diyor. İlişkinin olmamasının sebebi birini mikro açıdan, diğerini ise makro açıdan incelemekti. O yüzden cevabımız E olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlarım talebin içine girelim. Talep eğrisi nedir? Eğri nereden nereye hareket edecektir? Eğri üzerindeki hareketi sağlayan birim nedir? Eğrinin paralel olarak sağa ya da sola kayması, sağa kaydığında talebi arttıran nedenler, sola kaymasına talebi azaltan nedenler nelerdir? Şimdi bunları incelemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Talebi eğrisi, malın fiyatı ile miktarı arasındaki ters yönlü ilişkiden ortaya çıkacaktır arkadaşlar. İktisatta Q neydi sevgili dostlar? Miktardı. E'yi ne ile gösteriyorduk? Malın fiyatı ile. Malın fiyatı ile miktarı arasındaki ters yönlü bir ilişki bana neyi verecekti? Talep eğrisini vermiş olacaktı. Talep eğrisini büyük D harfi ile gösteriyoruz. Sol yukarıdan sağa aşağıya doğru azalan bir eğri olduğu için negatif eğimli diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudurlu bir ifade var arkadaşlar KPSS'de? Talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? Çıkmış bir KPSS sorusudur. Azalan marjinal fayda yasasından dolayı talep eğrisi malın fiyatı ile miktarı arasındaki ters yönlü ilişki ortaya çıktığı için negatif eğimlidir diyoruz arkadaşlar. Peki negatif eğimli ters yönlü ilişki dersem aklıma ne gelecek? Malın fiyatını arkadaşlar arttırdığımda miktarının azalması ya da malın fiyatını azalttığımda miktarın artması.
fiyat ile miktar arasındaki ters yönlü ilişkiden kaynaklanacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlarım. Şöyle değerler verelim kendimiz. İsterseniz ilk önce şu çizdiklerimizi bir silelim. Şöyle bir alalım arkadaşlar. İlk önce. Şimdi gelelim. Dörde sekiz diyelim arkadaşlarım. İkiye dört diyelim. Evet. Şimdi malın fiyatını arttırdığında ya da fiyatını azalttığında miktardaki değişmeler nasıl karşımıza çıkacak sayısal olarak bir görelim sizlerde. Malın fiyatı 4 birim iken miktarım kaçtır arkadaşlar? Eşleşmiş olduğu miktar da 4. Malın fiyatını azalttığımda 2'ye getirmiş olduğumda miktarım kaça gitmiş sevgili arkadaşlar? 8'e gitmiş. Malın fiyatını düşürdüğümde miktarda bir artış sağlanıyorsa ya da tam tersini yapardık. Malın fiyatı 2 iken miktarım 8. Malın fiyatını 4'e çıkardığımda miktarım 4'e düşmüş oluyordu. Malın fiyatı arttığında miktar azalıyor. Hemen yazıyoruz. Fiyat arttığında miktar azalıyor ya da fiyat azaldığında miktar artıyor ise. Fiyat ile miktar arasındaki ters yönlü ilişki o zaman bana neyi vermiş oldu? Talep kanununu vermiş oldu sevgili arkadaşlar. Talep kanunundan hareketle biz arkadaşlar KPSS'de soru olarak gelecek bir konudur. Bireysel talep eğrilerinden hareket etmiş olacağız. Fiyat tüketim eğrisi eğer elde edilmek isteniyorsa, talep eğrisi üzerindeki bir noktada tüketicinin faydasına çok önemlidir arkadaşlar. Maksimize eden mal bileşenlerini gösteren eğriye biz ne diyeceğiz? Bireysel talep eğrisi diyeceğiz arkadaşlar. Peki bununla ilgili 2009 yılında KPSS'de gelen soru nedir? Tüketicinin tükettiği bir mala ait talep eğrisi üzerindeki her noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Faydayı maksimize etmek değil miydi? Mala ait bir talep eğrisi üzerinde herhangi bir noktada tüketicinin dengesi ya da tükettiği mala ait bir talep doğrusundan bahsetmek istiyorsak fayda maksimizasyonunu sağlamak zorundayız diyoruz. Cevabımız E şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. 2009 yılında gelen KPSS sorusu 2011-2012'de de buna benzer bir soru yine karşımıza geldi arkadaşlar. Evet, o zaman devam edelim. Talepten, talep fonksiyonundan bahsettik. Fiyatı ile miktar arasındaki ters yönlü ilişkiden bahsettik. O zaman talep kanunu karşımıza nasıl çıkıyor onu görelim. Bir malın tüketilmek istenen miktarının arttırılması için fiyatın düşürülmesi olayını o zaman ben ne diyeceğim? Talep kanunu diyeceğim. Fiyatı arttırdım, miktarı düşürdüm. Fiyatı azalttım, miktarı arttırdım. Nereden bahsediyorum? Talep kanunundan bahsetmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Talep fonksiyonumuz verilmiş. Eğim nedir diyor. 2009 KPSS sorusu değildir arkadaşlar. Bu örnek olsun diye ben size yazdım. Bunu bir silelim. En azından burada eğim nedir? Ne işe yarıyor? Eğim denince malın fiyatı önündeki işaret mi yoksa miktarı önündeki işaret mi onu görmek için yapıyorum arkadaşlar. Bağımlı değişken eşitliğin solunda kalan miktardır diyor. Solda kalan o zaman bağımlı değişken. Q olan bağımlı. O zaman sağda kalan kısım nedir arkadaşlarım? Bağımsız. Bağımsız değişken, bağımlı değişkene bağlı olarak değişen bir değişkendir. Eğim ise arkadaşlarım her zaman için malın fiyatının, T'nin önündeki değer yalnız işaretiyle birlikte bana neyi verecektir? Eğimi verecektir. Verilen bir fonksiyonda o zaman eğim nedir? Malın fiyatının önündeki rakam işaretiyle birlikte eksi 2 o zaman nedir arkadaşlarım? Eğim olarak karşımıza çıkıyor. Bunları nerede göreceğiz? Piyasalara geldiğimizde.
oligopol, teker piyasalarına geldiğimizde soru çözerken, orada tam rekabet piyasalarındayken arkadaşlarım, toplam faydadan marjinal faydaya geçerken, iyi bulmamız gerektiğinde her zaman için malın fiyatının önündeki değere işaretiyle birlikte almak zorundayız. Evet arkadaşlarım, şimdi talebin belirleyici özellikleri nelerdir? Eğri üzerindeki hareketi kim sağlar? Eğrinin paralel olarak sağa ya da sola kaymasına neden olan faktörler nelerdir? Bunları göreceğiz. Talebin en önemli belirleyicisi eğri üzerindeki hareketi sağlayan malın fiyatıdır arkadaşlar. Bakın, ilerleyen konularda tekrardan bahsedeceğiz. Eğri üzerinde hareket demek, hareket aşağı ya da yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Aşağı ya da yukarı yönlü hareketi belirleyen malın fiyatı olduğu için talebin tek belirleyicisi malın fiyatıdır. Malın fiyatının belirlenmesinde diğer değişkenler sabit iken dediğim kelime neydi sevgili arkadaşlar? Ceteris paribus'tu. Onu unutmayın. Talebi belirleyen etkenlerin dışında bazı etkenler de ortaya çıkacaktır. O zaman talebi etkileyen fiyatın dışındaki etkenler nelerdir onları göreceğiz. Bunlarla ilgili KPSS'de her yıl düzenli olarak soru gelir. Talep eğrisini paralel olarak sağa kaydıran, talep eğrisini sola kaydıran, talepte artış sağlayan, talepte azalış sağlayan hareketler aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğrudur ya da yanlıştır sorular her yıl düzenli olarak karşımıza gelen soru tipidir. Biliyorsunuz ki soru sayımız artık 40'a yükseldi ve bunlardan daha çok sorular da karşımıza gelecek. Peki, talebin fiyatı dışındaki etkenler nelerdir? O zaman bir tüketicinin geliri olmak zorundadır. Tamamlayıcı malın fiyatı olmak zorundadır. Tamamlayıcı mal varsa ikame malının da fiyatı olmak zorundadır. Tüketicinin gelecekteki beklentileri olmak zorundadır. Bir de tüketicinin tercihleri olmak zorundadır. Tercih dediğimiz zevk ve tercihler olarak karşımıza çıkacak. Beklentilerim nedir? Gelecekte maaşımın artması, güzel bir araba alma hayali, yeni bir ev satın alma hayali, yatırım yapma hayali. Bunlar hep nedir? Beklentilerimizdir arkadaşlar. Şimdi birçok iktisat kitabında malın fiyatının eğri üzerindeki hareketi sağladığını, malın fiyatı dışındaki etkenlerin paralel olarak sağa ya da sola kaymasına neden olduğuyla ilgili tanımlar vardır. Ve bu tanımları her kitap kendine göre bir harflendirme yöntemine gider arkadaşlarım. Biz bir QD fonksiyonu oluştururuz. D neydi? Talepti. Q da talebin fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Talebin fonksiyonunda malın fiyatıyla birlikte, P ile birlikte, malın fiyatı dışındaki diğer etkenleri de ekleyerek bir fonksiyondan bahsetmiş oluruz sevgili arkadaşlarım. Bu harflendirme bana özel bir harflendirmedir. İlla KPSS sınavında ya da diğer kitaplarda aynı harflendirme olacak diye lütfen beklemeyin. Önemli olan isimlerdir. Sadece bir fonksiyon oluşturduğumuz için harfleri ben kendim yazmış oldum. Şimdi o zaman direkt başlayalım arkadaşlar. Talebi belirleyen en önemli etken neydi? Malın fiyatıydı. Malın fiyatı ile P ile gösteriyorduk. Fiyatı ile miktarı yani talep edilen miktarı arasındaki ters yönlü ilişkiden ortaya çıkacaktır. Miktar azaldığında fiyat artacak, miktar arttığında da fiyat azalacak. Bunun dışında istisnası olan malımız arkadaşlar giften malıdır. Yani giften malda fiyat artıyorsa miktar da artacak, fiyat azalıyorsa miktar da azalacak gibi düşüneceksiniz. İstisna dememizdeki amaç budur. Malın fiyatı dışındaki talebi etkileyen diğer etkenler nelerdi? Tüketicinin geliriydi. Tüketicinin geliri M ile gösterilir. Bütçe kısıtıdır aynı zamanda arkadaşlarım. Daha önceden kardinal ve ordinal faydalarda sizlere bahsetmiştik. M'ye bütçe, malın fiyatı ile miktarının çarpımı. Yani herhangi bir X malı demiştik. Doğru mudur arkadaşlarım? X ve Y malları demiştik. Bütçe kısıtı yani tüketicinin gelirinden bahsetmiştik. X malının fiyatı ile miktarının çarpımı, Y malının fiyatı ile yine miktarının çarpımı şeklinde karşımıza gelmişti. O zaman diyoruz ki, gelirde meydana gelen değişiklikler ve talep arasında doğru yönlü bir ilişki vardır arkadaşlar. Demek ki gelirin meydana getirdiği değişiklik ile talep arasında doğru yönlü bir ilişki var. Normal bir maldır. Bunun istisnası nedir arkadaşlar o zaman? Düşük maldır.
Bunları özellikle iki tane mal türünde istisna yazmandaki amaç, kurum sınavlarına da gireceksiniz. Kurum sınavlarında özellikle bu istisnai mallardan sizlere sorular gelmektedir sevgili uzmanlar. İkame malının fiyatı diyoruz. İkame malı neydi sevgili arkadaşlar? Ünitelerin ilk başlarında iktisatın temel kavramlarında anlatmıştık. İkame edilebilirlik, birbiri yerine kullanılabilirlik miydi? Evet. Ne demiştik? Sıcak bir şeyler içmek istiyorum. Çay ya da kahve. Asitli bir içecek içeceğim. Kola ya da gazoz. Tatlı bir şey yiyeceğim. Bal ya da reçel ya da çikolata. İkame edilebilme özelliği buydu. O zaman ikame edilen malın fiyatı ile talep doğrusu arasında yine ne olacaktı? Doğru yönlü bir ilişki olmuş olacaktı. Doğru yönlü bir ilişki olacaktır. Peki, tüketimde eğer rakip mallardan birinin fiyatının düşmesi demek, ikame edilen malın talebinde ne yapacaktır o zaman? Azaltacak. Bunu unutmayalım. Bununla ilgili karşınıza birçok soru gelecektir. Özellikle çözmüş olduğunuz bütün kitaplarda bunlarla ilgili standart sorular vardır. Tüketimde rakip mallar fiyatı düştüyse o zaman talep edilen miktarda ne yapacaktır? Azalacaktır. Evet, devam ediyoruz. Tamamlayıcı mallar. Tamamlayıcı mallar neydi arkadaşlar? Otomobil ile benzin demiştik. Doğru mudur? Tamamlayıcı malın fiyatı tamamlanan malın talebini ters yönlü olarak etkileyecektir. Yani beraber tüketilmek zorunda olan mallar var. Bunlardan birinin fiyatının düştüğünde diğer tamamlanan malın talebini ne yapacaktır? Arttıracaktır. Benzin fiyatlarının düşmesi otomobil satışını arttıracaktır. En güzel örnektir arkadaşlar. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Benzinin fiyatını düşürdüm. Otomobilin o zaman ne yapacaktır? Talebi artacaktır. Malın gelecekteki fiyatına olan bekleyiş arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki tüketilen mal gelecekte eğer daha pahalı olacağına inanıyorsan ne yapar tüketici? O malı şimdiden alacaktır. Şimdiden sahip olmak isteyecektir. Ama eğer tabii gelecekte azalacaksa şu anda alış yapmayacaktır. O tam tersini düşünüyor. Biz diyoruz ki alacağımız mal ileride pahalılaşacağını bildiğimiz için şimdiden satın alalım diyoruz. O zaman fiyat artış beklentisi ile talep arasında nasıl bir ilişki vardır o zaman? Doğru yönlü bir ilişki vardır. Fiyatın artacağını gelecekte düşünüyorsam şimdiden talep etmek zorundayım arkadaşlar. Üstten alacağım ki kâra geçme ortağı olmuş olsun. İnşaat sektöründe vardır arkadaşlar. Dolar düşükken demir, çimento, çelik her türlü şeyi inşaatçılar depolarına koyarlar. Dolar arttığında en azından sıkıntı yaşamamak için kar etmiş olurlar. Tüketicinin gelecekteki gelirine ilişkin beklenti. Şimdi hepimiz çalışıyoruz. Belli bir maaşa sahibiz. Diyoruz ki ileride daha yüksek bir gelir elde edeceğiz. Daha yüksek bir gelir elde edersem o zaman beklentilerim de bu yönde ne yapacaktır? Artacaktır. Belki aldığım maaş bellidir. Gelecekte şu kadar para alırsam şu yatırımı yaparım düşüncesi. Hepimizde olacağı için o zaman ne diyoruz? Yüksek bir gelir elde edeceğime inanıyorsam o zaman gelecekteki beklentilerim de aynı doğrultuda ne yapacaktır arkadaşlarım? Artacaktır. Tüketicinin zevk ve tercihlerine geldiğimizde herkesin zevk ve tercihi kişiden kişiye, şahıstan şahısa, toplumdan topluma değişecektir arkadaşlar. O zaman diyoruz ki tüketicinin tercihlerinin tüketilen mal lehine değişmesi durumunda talep edilen miktarda ne yapacaktır? Artacaktır. Yani tercihlerde malın fiyatı ile gelir bağımsız olacak. Aman arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi gelirim artıyor. Malın fiyatı da artıyor mantığıyla hareket etmeyin arkadaşlarım. O mal lehine değişmesi durumunda talep edilen miktarın artması demektir. Her gelirim arttığında her şeye sahip olacağım manasını lütfen karıştırmayın. Malın fiyatı ile gelir bağımsız olacaktır. Şimdi o zaman slaytlarımızdan biraz geri gelelim. İlk çizmiş olduğumuz grafiğe gidelim. Evet. Tüketicinin geliri o zaman ne yapacak arkadaşlar? Pozitif yönde hareket etmiş olacak. Tamamlayıcı mal otomobil ile benzindi.
Benzinin fiyatı düştüğünde otomobil satışları artar. Benzinin fiyatı arttığında otomobil satışları düşer. O zaman ters yönlü olur. İkame malının fiyatı dediğimizde birbiri yerine kullanılabilen mallarda ne yapacağız? Artı yönde hareket ettiğini söyleyecek. Tüketicinin beklentisi gelecekte gelirinin artacağı düşüncesiyle yatırımlarının artmasıydı. Tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi de yine aynı şekilde pozitif yönde hareketi sağlamış olacak sevgili arkadaşlar. O zaman talep fonksiyonu ve talebi belirleyen etkenler üzerinde durduğumuzda malın fiyatından bahsettik. Malın fiyatı dışındaki diğer etkenlerde talebi etkileyen fiyat dışı etkenler olarak karşımıza çıktı. Bunları da incelemiş olduk sevgili arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyoruz.